Eşimle 3 aylık evliliğimizin sonunda boşanma davası açtım. Fakat 2 yıldır boşanma davamız bitmedi ve bana 3 kere boş ol demedi. Bu durumda üstüme hala hakkı var mıdır demiş. İslamiyet boşama hakkını erkeğe vermiştir. Ancak kadının bir takım durumlarda mahkemeye müracaat etme hakkı vermiş ve mahkeme doğrultusunda da hareket edilme. Tabii buradaki konuları nedir onu bize beyan etmemiş ki onu da bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun bir erkek hanımını boşamadıktan sonra velev ki mahkeme kararıyla ayrılsa bile dinen İslam dinine göre boşamış olmaz. Burada diyor ki beni 3 kere boş ol demedi. 3 kere boş ol demesine gerek yoktur. Zaten bu şekilde boşamak caiz olmayan haram bir şekilde boşamaktır. Bir kere boşadım demesi de yeterlidir. Veyahut da kadın mahkeme açtı. Mahkemede adam gitti. Hakim ona sen işte hanımını boşuyor musun dediğinde o da evet tabirini kullanıyorsa bu da boşamaktır. Veyahut da mahkemedeki avukata adam vekalet veriyor ise boşamasına dair vekalet adı altında yine boşamaktır. Ama böyle bir şey olmadan yani erkekten bir boşama telaffuzu geçmeden veyahut da böyle bir vekalet olayı olmaksızın velev ki hakim feshetse bile nikah kaldırsa bile İslam hukukuna göre bunların nikahı hala da devam eder deriz. Çünkü erkek burada boşanması lazımdır. Şunu da söyleyelim yani 3 talak meselesini yani bir adamın bir kadından ayrılması için illaki 3 talak deniyor bu böyle değildir. Yani 1 talak da yeterlidir ki daha önce bahsettik bunu. Biraz önce konuştuğumuz meseledir. Hattızatında 3 talakın 3'ünü aynı anda vermek de haramdır. Ki buna talakı bid'i derler. Günahtır. Yapılmaması gereken bir işlemdir. Ama yapılsa dahi geçerliliği vardır. 3 talakın 3'ü de bitmiş olur. Ama normal şartlarda en güzel boşama şekli eğer ayrılacaksa ki ebgazul helali illallahü teala talak yani Allah'ın en buğz ettiği helal boşamaktır ki bunu tavsiye etmemekle beraber ama olur ya evlilik nasıl hak ise boşanmak da haktır. O zaman deriz ki kadın temizlendikten sonra kendisine yaklaşılmadan cinsi manada yaklaşılmadan 1 talak verilir ve kadın iddetini bekler iddeti bittikten sonra ayrılık vaki olmuştur. Bir başkasıyla evlilik yapmasında artık bundan sonra bir mahsur da olmayacaktır.